ensonhaber.com akıllı tercihi sunar. İyi günler. Lider Eğitim ve Gençlik Programı Akıllı Tercih tüm enerjisiyle ve dopdolu içeriğiyle başlıyor. Dün sonuçlar açıklandı. Biz sabaha kadar çalıştık tabii. Akıllı Tercih Sistemi güncellemesi sürüyor. Tercihlerinizi onu kullanmadan teslim etmiyorsunuz. Sorular tabii yığıldı. Tüm sorulara 14 Temmuz dahil her gün bu ekrandan canlı yayında uzmanlarla cevap vermeye devam edeceğiz. Facebook'tan, Twitter'dan iletişimimize devam ediyoruz program boyunca da. Bugün çok önemli konular var. Mimarlık, iç mimarlık konuşacağız ilk periyotta. İkinci periyotta da eğitim fakültelerini konuşacağız. Çok sayıda sorunuz var. Hepsini hemen hemen cevaplamaya çalışacağız. Yanında çok kıymetli isimler var. Eğitim danışmanı Sayın Murat Aydın Ankara'dan geldi. Murat Hocam hoş geldin. Hoş gördük Halim Hanım. Çok sorun var. Bol bol konuşacağız. Çok cevap var bizde de. Sıkıntı yok. Ayağınıza sağlık. Sayın Profesör Doktor Mustafa Özcan, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halim Hanım. Eğitim fakülteleri çok biraz karışık bir konu. Sizin de çok ilginç yöntemleriniz var. Bolca sorun var. Ayağınıza sağlık. Hazırım sorularınız için. Tamam hocam başlıyoruz. Sayın Profesör Doktor Arda İnceoğlu, MEF Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı. Arda Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bolca sorun var mimarlık ve iç mimarlıkla ilgili. Sevgili arkadaşlar sorulara devam sosyal mecradan 0212 259 70 90 ve 91 telefon numaralarımız oradan da alacağız. Şimdi hemen önce Murat Hocam'a sorayım. Dün sonuçlar açıklandı uyudunuz mu? Uyumamışsınızdır bütün gece. Uyudum ama ışığı görmüştüm. Evet. Öyle mi? Evet, çok geç uyudum. Erken kalktım tabii buraya gelmek için. Ama çocuklar haklı. Çünkü gergin bir bekleyiş vardı. Bir de bu bekleyiş biraz sancılı oldu. Neden dersek hani önceki sınav sonuçlarından sonra birkaç gün sonra sonuç bekliyorduk. Evet. Biraz uzayınca çocuklara göre biraz uzayınca değil mi? Gerginlik çok fazla oldu gerginlik. Ama nihayetinde dün açıklandı. Ama yolun başı değil mi bu? Daha. Aslında yolun başında bile değiliz. Daha var, yapacağımız sonuçlarımız çok şey var. Onların evet. Hatası şu bence açıklandı ya 5'te açıklandı 6'da bu iş bitmeli. Evet, bitmiyor. Evet, hepsi o pozisyondalar. Bitmiyor. Daha konuşulacak cevaplanacak evet. Çok soru var. Birazcık relax olmaları gerekiyor. Biz de diyoruz ki arkadaşlar her gün bildiğimiz şeyler artıyor. Acele etmeyin. Acele etmek hata yaptırır. Sakince hepimiz buradan tercihlerinizi, en doğru tercihlerinizi yapacağız hocalarımızla beraber. Kesinlikle. İnşallah. Şimdi meşhur soruyla başlıyorum. Mimarlık, iç mimarlıkla başlayacağız. Hocam mimarlığa yerleşemeyen iç mimarlığa mı yerleşiyor? Hep böyle bir algı evet. Var ya o yüzden özellikle evet, evet. Soruyorum. Şu ayrımı bir anlatır mısınız bize lütfen? Çok doğru böyle bir algı var gerçekten. Hı-hı. Şu açıdan tabii bir o algıda doğruluk payı var. Mimarlık, iç mimarlık ortak tarafları olan eğitimler ve ortak tarafları olan meslekler. Benzer işleri yapabiliyorlar. O açıdan böyle bir algı oluşmasını şaşırmamak lazım. Şöyle temel farklar var yalnız. En temel fark aslında ölçek farkı. Mimarlık daha büyük ölçekler ilgilenirken iç mimarlık daha küçük ölçekle ilgileniyor. Mekanlar daha çevre. İç mimarlığın asıl temel konuları. Mimarlık ise hani bir küçük bir binadan bir kent tasarımına kadar her ölçekte çalışabiliyor. Böyle çok temel bir fark var. Evet. Eğitime de bu yansıyor. Temeli eğitim çok benzer. Örneğin bizde ilk sene ortak dersleri oluyor değil ortak mi? Ortak dersleri oluyor. O tabii ki çift anadal yapmakta büyük kolaylıklar sağlıyor. Benzerlikler var. Ama şöyle farklar da var. İç mimarlıkta insanlara dokunmak, birebir dokunmak biraz daha kolay. Ölçek farkından dolayı. Tabii mekan içi, yaşadığımız alanlar değil evet, mi? Evet, daha dokunsal. Çünkü malzemeye daha fazla dokunmak gerekiyor. Dokular, renkler, benim hiç anlamadığım şeylerdir bunlar. Ben mimarım. Öyle mi? çok daha yakın hissediyorsunuz. Hem kişilere, hem malzemeye, hem objelere. O yüzden birazcık bir farkı var. Ama ikisinde de farklı bileşenleri bir araya getirerek yeni bir ortam, bina, mekan yaratmak tabii ki ortak. Bu açıdan çok büyük benzerlikler var. Ama çalışma alanları farklı sonuçta. Çalışma alanları örtüşebiliyor zaman zaman ama farklı. Farklı. Evet.
Peki, meşhur soruyu sorduk çünkü çok vardı onunla evet, ilgili tabii. Soru. Murat Hocam, hangi puan türüyle yerleşiyoruz? İkisi iki bölümünde puan türleri de farklı. Evet, şimdi hem MF4 puan türüyle sayısalla alıyor, hem eş tarlık puan türüyle iç mimarlık için söylüyorum TM1'le alıyor. Tabii mimarlık sadece ve sadece MF4 puan türüyle alıyor. Ve tercih döneminde bize en çok sorulan sorulardan, daha doğrusu öğrenciler şu şekilde soruyor. Ben bu bölümü okursam hocam doğru yapmış olur muyum? Bu bölümü bitirdiğim takdirde ben acaba sizce rahat bir şekilde bir işe girip acaba hayatımı kazanabilecek miyim? Tabii zaten meşhur soru. İşsiz meşhur kalır soru, mıyım? Tabii ki. Mesleğin getirdiği özellikleri de aradığı özelliklerin dışında baktığımız şey şu. Bu aslında bizim hatamız da. Yayından önce de biraz konuşmuştuk. Hocamla da konuştuk. Ne getirir? Nereye varırım? Kolayca maddi anlamda acaba ne kazanabilirimden ziyade aslında bana ne kadar uygun, yapabilir miyim, kendi özelliklerim uygun mu, buna bakmak gerekiyor. Şimdi mesela Arda Hocam dedi ki işte mimarlık, iş mimarlık fark var. İş mimarlık biraz daha böyle nokta atışı ya da... İnsana dokunan dedi. Yani, o önemli, hani, mesela insan ilişkileriniz kötüyse iç mimar olamazsınız mesela, yani demektir. Mimarlık bir bina ise iş mimarlık belki o binadaki bir oda ya da belli bölge olarak düşünelim. Çocuklar iş mimarlıkta... İşte dokunmayı, görmeyi, hayal gücünü, çizgiyi birçok farklılığı düşünerek evet bu bana uygun diyebilmeliler. Hı hı. Aslında bizim birçok meslekte ve bölümde aradığımız şey bu. Bu yüzden bu bölümü seçecek olan arkadaşlar sadece üniversite yerleşmek olarak değil de hakikaten 4 yıl sonra, 5 yıl sonra acaba ben mimar ve iç mimar olarak çalışabilecek miyim, insanlara fayda sağlayabilecek miyim? Evet, hep söylüyoruz hocam bu ekrandan onu. Kendinize uygun olup olmadığını test edin. Mümkünse de bu işi yapan insanlarla da konuşun bu tercih döneminde. İş olanaklarını da bir bakın, ona göre tercih edin. Şimdi Arda Hocam, kaç öğrenci alacaksınız bu yıl? Mimarlığa 60 kişi alıyoruz. İç mimarlığa 40 kişi alıyoruz. Siz de farklı herhalde değil mi? İç mimarlığı MF4 ile alıyormuşsunuz siz. İç mimarlığı MF4 ile alıyoruz. Bunun nedeni şu... İki aslında alan içinde yaratıcılık gerekiyor bir anlamda. Evet. Ama yaratıcılık biraz şöyle görüyoruz biz. Genelde anlanan, kabul edilen ya da algıda olan işte iyi, eli kalem tutma, iyi bir şeyler çizme falan değil de farklı bileşenleri bir araya getirebilme, analitik düşünme, üç boyutlu düşünebilme, problem çözebilme, sistem kurabilme olarak görüyoruz. Ve o yüzden de iç mimarlık öğrencilerimizde de bu becerilerin olması gerektiğine inandığımız için MF4 ile alıyoruz. Peki eğitim İngilizce mi Türkçe mi? Her eğitim iki bölüm... tamamen İngilizce. Her iki bölüm zaten... için de İngilizce. Her iki bölüm için de İngilizce, evet. Şimdi mimarlık ve iç mimarlık tabii böyle çok insan hayatına dokunan iki meslek. Evet. Uygulama da gereken bir meslek grupları gibi geliyor bana ama evet. Staj yapılır mı bu bölümlerde, yapılıyor tabii, mu? Tabii tabii, ikisinde de staj var. Biz uzun stajlar öngörüyoruz ikisi için de. Üniversite içi stajımız da var. Ayrıca o dediğiniz çok önemli. Uygulamayla çok yakın, uygulama demeyelim ama da üretmek ve yapmakla ilgili. İkisinin de aslında temelinde yapmak, üretmek var. Kendi hayallerinizi ve başkalarının hayallerini ortaklaşa gerçekleştiriyorsunuz. Böyle bir çeşit aslında simya yapıyor mimarlar, iç mimarlar bir şey üretiyorsunuz. O yüzden o deneyim çok önemli. Buna yönelik projelerimiz de var. Neler yapıyorsunuz mesela? Çocuk nerede staj yapıyor? Şimdi MEF Üniversitesi'ne girdi. Mimarlık ya da iş mimarlığa. Evet. Yani kaçıncı sınıfta gidiyor? Hangi platformda staj yapıyor? Böyle hızlıca alabilir miyim onu da? Tabii çok hızlı söyleyeyim. Biz aslında ikinci ve üçüncü seneden sonra staj yapmayı daha çok tavsiye ediyoruz. Ama şimdi birinci sınıfı bitiriyor öğrencilerimiz. Çoğu Ağustos ayı için bir staj ayarladılar kendilerini. Hı hı. Ama şöyle bir projemiz var. Şimdi yaz okulunda onu gerçekleştiriyoruz. Bunu bir tasarla yap projesi bu. Öğrencilerimiz proaktif olarak bir problemi çözmek için uğraşıyorlar. Aslında bu da bir çeşit staj yerine geçiyor. Üniversite okul içi staj dedik buna. Problem için tasarım yapıyorlar grup olarak. Problem de şu, Ayazağa İlköğretim Okulu'na gittiler. Sizin tabii kampüse yakın. Bizim komşumuz diyelim. Ve onlara sordular nasıl bir probleminiz var diye. Ve okulun bahçesini tesadüfen bir iski kanalı, bir kanal ikiye bölmüş. Bahçenin yarısını kullanamıyorlar. Çok kısıtlı alanları var. Ve oraya bir köprü gerekiyor. Bizim öğrencilerimiz de bir köprü tasarımı yaptılar. Şimdi tasarım aşaması bitti. Tabii tasarım sadece mimarların yapacağı bir şey değil. Burada... mühendis danışmanlarımız var. Onlarla işbirliği haline çalışıyorlar. Bir yandan finansmanla uğraşılıyor. Sponsorlarımız var. Ve bir yandan da şu anda sahadalar. Baret de var masada. Evet, onlar hocam, da tulumları, baretleriyle sahada şu anda birebir o köprünün üretimini yapıyorlar. Ne güzel, Ayazağa İlköğretim Okulu'nda köprüsü olacak. Evet. Fırsattan istifade edin. Bahçeleri ikmesine çıkmış olacak. Bütün öğrencileriniz orada çalışıyor. Bütün öğrencilerimiz çalışıyor. Ay, çok güzel projeymiş. Umarım yaygınlaşır. Evet, her sene böyle bir projeyi
hem mimarlıkta hem iç mimarlıkta kendi alanlarına tabii ki yapmayı planlıyoruz. MEF Üniversitesi'nin yaptığını bütün mimarlık fakülteleri yapsa bütün bir sürü yerde değişim yaşarız. Umarım örnek olur aslında hocam. Aslında buna inanıyoruz. Yaptı. Çünkü mimarlık da iç mimarlık, bütün meslekler aslında değişiyor. Şimdi ve eğitimi de dolayısıyla değişmesi evet. gerekiyor ve üretimi de değişiyor. Şimdi bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. O bilgiyi kullanabilmek ve aslında insanlarla paylaşarak yeni bir şeyler üretmek, yani proaktif olmak çok önem kazandı. Evet. Ve aslında mezunlarımızda beklediğimiz ve kazandırmayı amaçladığımız becerilerden birisi de bu. Evet, üniversiteye girmek yolun başı diyoruz biz evet. zaten. Ondan sonra meşakkatli kısım başlıyor. Evet. Ve dünyayı da daha iyi bir yer haline getirmek ancak bu şekilde olabilir. İnşallah MEF Üniversitesi'nin bu projesinin tüm üniversitelere evet. örnek olmasını diliyorum. Bu ekrandan da dillendiriyorum. Peki, hemen sorular çok yığıldı. İki soruya gidelim. İbrahim Halil Akyüz, Adıyaman. Hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Sağ olun, buyurun İbrahim Bey. Hocam, benim sorum olacaktı. Öncelikle üniversite mezunuyum. Daha önceden tekrar sınava girdim bu sene. İki seçenek altında sıkıştım. Birincisi PDR mi, özel eğitim öğretmenliği mi? Bunun ikisini arasında kaldım. İş tamam. olmakları aşkını sadece değerlendirmek istiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Tamam, bugün muhteşem hocalarımız var. Mustafa Hoca'nın bu konuda kitapları var. Öğretmenlik tamam. sisteminin değişmesi gerektiğini düşünen isimlerden ve bunu da kitaplarıyla dillendiren bir isim. Evet. MEF Üniversitesi'nde PDR de var. Aradaki farkları da sorarız. Zannediyorum kafandaki sorular da biraz aydınlanır. Önce Murat Hocama sözü vereyim. Ne dersiniz hocam bu konuda? Aslında PDR mi, özel eğitim mi deyince soruyu ben farklı bekliyordum. Çünkü fix soru vardı, PDR mi, psikoloji mi diye hep beklerdim. Evet, ben öyle bekleriz ama öğretmenlik arasında. Evet. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor olaya. PDR'nin çalışma alanına, özel eğitim çalışma alanına baktığımızda özel eğitimde ilgileneceğimiz öğrenci grubu ve aslında mesaimizi geçireceğimiz mekan belli. Özel eğitim gerektiren çocuklarla çalışacağız. Ve biraz daha meşakkat gerektiren, biraz daha incelik gerektiren bir iş. PDR'deki durum biraz daha farklı. Hani orada ilgilendiğimiz problemler aslında günübirlik halledilebilen ya da karşılıklı ilişkilerle bir şekilde çözülebilen problemler. Evet. Ve çalışma alanımız bizim ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerle okulda çalışma alanımız olacak genellikle. Evet. Ama özel eğitimde hakikaten özel eğitime muhtaç, bu anlamda ailesiyle ya da kendi içinde bir takım problemler yaşayan çocuklarla olacak. Bu şekilde düşünen öğrencilere ben şunu söylüyorum. Sen bunu yapabilir misin? Hani şunu hep söylerdik. Hemşirelik düşünen birinin kan görmek istemiyorum demesi gibi ya da evet. hukuk okuyan birinin konuşmayı çok sevmiyorum demesi ne kadar mantıksız bir sonuç ortaya çıkarıyorsa, eğer özel eğitimde okumak istiyorsa ve bu iş yapmak istiyorsa çok sabır karşılaşacağı senaryolara şu anda hazır olması gerekiyor. Evet. Hangisini eğer kendisine uygun görüyorsa bu anlamda 4 yıl sonra 5 yıl sonra bunu seçmesi gerekiyor. Bu zaten bütün meslekler için bu şekildedir yani. Evet. Peki tam yeri gelmişken, bu arada tanıtım günleriniz sürüyor mu? Okula gelip öğrenciler sizinle buluşabilir mi Elbette. Hocam? Hani eğitim fakültesi evet. için de soruyorum, evet. mimarlık için evet. de soruyorum. Bütün fakülteler için eğitim, bizim tanıtım günlerimiz, tercih günlerimiz başladı. 14 Temmuz'a da devam edecek. 14 Böyle Temmuz'a kafası karışık kadar. Arkadaşlarım, biz bunun için bu yıl özel bir proje yaptık. Meslekler Antolojisi sağlıkla ilgili, inşallah önümüzdeki yıllar onu büyütmeyi planlıyoruz. Sizlere gelip akıl danışmaları, orada hani iş alanları ile ilgili fikir almaları çok faydalı oluyor. Hocalar orada oluyor evet, değil mi o tanıtım günlerimizde? Oradayız. Hem biz oradayız. Mesela eğitim fakültesinin bütün hocaları her gün sabah 9'dan akşam 6'ya kadar orada. Ayrıca telefonla cevap veriyoruz. Adıyaman'dan. Yani bizim MEF Üniversitesi web sayfasına girerse arkadaşımız, orada telefon numaralarını görecektir. Online yani hizmet veriyoruz. Mesela dün akşam açıkladıktan sonra sonuçlar, 350 telefon geldi bize. Öyle akşam mi? 9'da kadar telefonları cevaplandırdık. Yani her an bize ulaşabilirler. Telefonla, e-mail ile, her şeyle. İbrahim Bey'i tavsiye ederiz. Oradaki uzman hocalarımızdan da fikir alabilirsiniz. 24 saat hizmet veriyorlar. Peki, şimdi sorular o kadar çok ki eğitim fakültelerine de biraz başlayalım istiyorum. İnanmayacaksınız ama 20 dakika bitti. Yani su gibi aktı. Şimdi eğitim fakülteleri deyince tabii genelde bir atanamayan öğretmen sorunu bize de yığıldı şu anda. Tabii konumuz şu an, bugün o değil ama o da ciddi bir sorun Türkiye'de. Şimdi öğretmenliğe bakışın değişmesi gerektiğini düşünüyorum Mustafa Hocam. Haddinize sığınarak, sizin gibi profesyonel varken karşımda. Zannediyorum arkadaşlarım, bu öğretmenlik konusunda sadece kamudan iş bekleyen kişi konumunda olduğumuz sürece bu sorunlarımız daha da büyüyerek devam edecek. Ne dersiniz bu anlamda, bakış açınız? Tabii önce biz ne yapıyoruz onu söylemem gerekiyor. Evet. Biz öyle bir sistem kurduk ki, öyle bir model uyguluyoruz ki bizim mezunlarımız kapışılacak. Dilimiz %100 İngilizce. Ayrıca
Ayrıca biz mezunlarımızın sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında da iş bulacak şekilde yetişmesini istiyoruz. Yani Türkiye'de bir eğitim fakültesinde mezun olan insan dünyanın her tarafında iş bulabilmeli. Niye böyle kurduk sistemi? Çünkü bilgi çağında yaşıyoruz. Küreselleşme dediğimiz bir sürecin içindeyiz. Küreselleşme ne demek? Yani mal ve hizmetlerin uluslararası düzeyde alınıp satıldığı bir düzen burası. Siz kontrol edemiyorsunuz bunu. Ya kim hizmet iyi yapıyorsa, eğitim bunlardan bir tanesi, kim daha iyi üretim yapıyorsa biz gidip onu alıyoruz. Artık Türkiye'de veya Türkiye dışında olması önemli değil bu hizmetin, bu üretimin. Şimdi nasıl Türkiye'de Hindistanlı, Amerikalı, İngiltere'de, İtalya'da öğretmen iş bulabiliyorsa, Türkiye öğretmenleri de dünyanın her tarafında iş bulabilsin. Tabi bu bir dilemekle olmuyor. Bunu yapmanız lazım. Üretmeniz lazım öğretmeni. Evet, Türkçe öğrenmek isteyen coğrafyalar da var. Biz böyle bir model kurduk. Ümit ediyorum diğer eğitim fakülteleri de kendilerini bu şekilde yeniler. Birincisi bu. Mevcut sistem için söylüyorum. Ama siz diyeceksiniz ki hocam mezunlar var. Bunlar ne yapsın? Binlerce öğretmen tayin bekliyor. Bu tabi hükümetinle ilgili bir şey. Yani çok boyutlu bir sorun. Konumuz çok karmaşık bir sorun hani, ama. Sorun buradan... şu, yani öğretmenlikten mezun olunca atama bekleyen kişiler yetiştirdiğiniz sürece öğretmenlik bu kısır döngü yaşayacak. Haklısınız. Bunu çözmeniz lazım. Burada bir zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Ama şu andaki arkadaşlar için ne önermek gerekiyor? Ben onu hani pratik olsun diye. Bence beklerken arkadaşlarımız yüksek lisans yapsınlar. Yani kendi bilgi, beceri ve mesleki erdemlerini daha da geliştirsinler. Pazarda talep edilen insan haline gelsinler. Yüksek lisans yapsınlar. Yani zaten ileride öğretmen eğitimi yüksek lisans düzeyine çıkacak. Yani dünyadaki eğilime, dünyadaki gelişme ayak uydurmak zorundayız. Yani biz artık böyle yani küreselleşme aynı zamanda ne demek Ali Hanım biliyor musunuz? Kendi ülkenizde, kendi şehrinizde, kasabanızda, ülkenizde en iyi olmak artık yetmiyor. Dünyayla yarışmak zorundasınız. Dünyayla konuşmak zorundasınız. Dünyayla konuşmak zorundasınız. Öğretmen olacaksak da dünyayı yani dünyayı anlamak, dünyayı görmek, dünyayla iletişim kurmak zorundayız. Onun için öğretmenlerimiz kendilerini ben mezun oldum yeter diye düşünmemeli. Daha fazla öğrenmeli, daha çok kendisini geliştirmeli ki özel okullar, devlet okulları, yani diğer kurumlar onları talep etsinler. Hocam konuya devam edeceğiz. Sorular dayıldı. Araya bir telefon alayım. Lafınızı balla bölüp. Sonra sizin üniversitedeki eğitimi biraz konuşalım istiyorum. Olur, Ayşe Yüksel İstanbul, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sonuç nasıl? Güzel mi? Sonucumuz biraz daha iyi olabilirdi hedeflerine göre. Oğlum benim diş hekimliği ve fizyoterapi üstüne yoğunlaştı. Ama sıralamamız tabii 34 binlerde geldi. Şimdi bizim de aklımıza takılan mühendislere ve Anadolu Öğretmen Lisesi çıkışlı benim oğlum. Ek puanlı yerleştirmemiz de bizim 4036. Bunun da evet, Boğaziçi Matematik Öğretmenliği de hedefindeydi. Oraya rahat rahat girebiliyor zannediyorum. Şimdi biz nasıl ikilemde kaldık size onu danışacaktım. Matematik, Boğaziçi Matematik Öğretmenliği mi, mühendislikler mi? Evet, şimdi kafalar çok karışık. Öncelikle sağlıkla ilgili bölümleri düşündüğünde meslekler antolojimiz var biliyorsunuz. Orada diş hekimliği ve fizik tedavi ile ilgili tüm detayları izleyebilir. Hani o konuda isteyip istemediğine karar versin. Onu çok istiyor. Diş hekimliği ve fizyoterapi çok istiyor. Ama sıralamamız yetmeyebilir. Peki. Mühendislik mi, öğretmenlik mi, sağlık mı? Tabii çok kafalar karışık. Ayşe Hanım'ın oğlu da haklı. Ama 15 gün var önümüzde. Çok acele etmeyin Ayşe Hanım. Yavaş yavaş. Murat Hocam ne diyorsunuz şimdi? Bu kadar kafa karışıkken ne yapacağız? Aslında şimdi iki çelişki yok. Üç çelişki var. Neden? Evet. Sağlık istiyoruz. Mühendisliği puanım tutuyor. Puanımızdan dolayı acaba matematik öğretmenliği olur mu? Aslında iki çelişki yok. Üç çelişki var orada. Üç çelişki var. Şöyle bakmak gerekiyor olaya. Bir defa şimdi benim ilk talep ettiğim şey eğer sağlıksa ben sağlık devlet okullarında olmuyor diye direkt kenara koymaktansa tabii ki ailenin maddi durumunu bilmiyorum. Vakıf üniversitelerine bu anlamda bence kısmi burslu olanlarından düşünebilir diye yani bu anlamda kanaatim bu. Evet kesinlikle. Peki. Şimdi eğer matematik öğretmeye de mühendisliğe gitti 1-2 yıl okuduktan sonra aslında ben bir vakıf üniversitesine gidebilirdim. Şu anda buraya harcayacağım zamanı ve harcayacağım maddi imkanı ben oraya harcayabilirdim deyip de pişmanlık yaşamaktansa benim şahsi kanaatim bu anlamda önce vakıf üniversitelerini sağlık alanında kesinlikle düşünmeli diye düşünüyorum.
İkinci kısma geldiğimizde zaten sağlığı istiyoruz, onda çelişki yok. Evet. Ama ikinci kısma mühendislik mi, matematik öğretmenliği mi? Çok büyük yol ayrımındayız. Şimdi zaten öğretmenliği konuşuyoruz deminden evet, beri. Evet, bugün konuşacağız daha. Hatta şimdi bu matematik öğretmenliğinin Boğaziçi Üniversitesi'nin olmaması tamam, burada birkaç tık artıdır, kabul ediyorum. Hı hı. Ama nihayetinde öğretmenlik yapacaksa öğretmenliği cidden istiyor mu? O alanda çalışmak öğretmenlik istiyor mu? Sabır işi, bunu düşünmemiz gerekiyor. Gençlerle çocuklarla olacaksınız değil hani mi? Hani bir hatamız şudur ya, düşündüğüm bölüm mü yoksa puanıma göre olan bölüm mü ayrımındayız? Evet. Puanıma göre olan bölüm değil de düşündüğüm bölümün üzerine gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Peki Anadolu Öğretmen Lisesi öğretmenlik seçerken avantajlı mı hocam? Epey avantaj. Tabii 4 ki ek puan alıyoruz. Ek puan alıyoruz. 15 ile 30 arasında ek puan alıyoruz. O öyle. Zaman o arkadaşlarım dolduruyor daha çok öğretmenlik bölümlerini. Onlar öncelik yok ama onlar haliyle puan önceliğinden dolayı sıralamaların önlerinde oluyorlar. Evet. Peki öğretmenlik düşünürsek bakın MEF Üniversitesi'nin ilginç sistemleri de var. Mustafa Hocam'a şimdi anlattıralım biz onu. Mesela ben ilk defa uygulamalı öğretmenlik modeli duydum. Yayından evet. önce konuştuk. Hmm. Bence de çok önemli bir şey bu hocam. Onu anlatmanızı istiyorum. Ve umarım devlet üniversitelerine ve bir sürü üniversitede örnek olsun, yaygınlaşsın. Tamam. Okurken öğretmenliği uyguluyorlar. Ben anlatayım nasıl yaptığımızı. Ama önce Ayşe Hanım'ın hani bizi dinlediğini düşünerek şunu söylemek istiyorum Ayşe Hanım'ın oğluna. Bence iki aşamalı bir durum var burada. Önce Ayşe Hanım'ın oğlu şunu düşünsün. Ben hayatımın geri kalan kısmında ne iş yapmak istiyorum? Yani bir gün otursun uyumasın düşünsün. Ben hayatımın geri kalan kısmında ne yapmak istiyorum? Hatta imajinasyon diyoruz. Hayal etsin kendini, nerede hayal ediyor? Bunu bir düşünsün. Bence ilk aşama burası. Ondan sonra öğretmen olmak istiyorsa, mühendis olmak istiyorsa ya da sağlıkçı olmak istiyorsa hani önce buna bir karar versin. Eğer öğretmen olmak istiyorsa tabii ki bize gelsin diye düşünüyorum. Çünkü en iyi öğretmeni biz eğitiyoruz. Yani bu biraz da tevazu içinde olmak gerekiyor ama ne yapayım? Yani birkaç cümle örnek vereyim mesela nasıl eğittiği, nasıl yetiştirdiği. Bursunuz var mı hocam gerçekten? Var tabii. Yani 4000'deki %100 şansı var bu öğrencimizin bizde. %100 yani hani burs bir defa bütün öğrencilerimiz bizim burslu. %100, %75, %50, %25 değişiyor ama bursuz öğrenci yok bizde. Ben şimdi bize gelirse ne olacak onu söylemek istiyorum. Önce ilk 2 yıl teorik ağırlıklı yani üniversitede daha çok üniversitede zaman geçireceği, ders alacağı ama zaman zaman da okullara gidip öğretmenleri gözleyeceği, çocuklara ders çalıştıracağı bir eğitim alacak. İlk 2 yıl okullara gidecek, ödev yapacak, araştırma yapacak, ders çalıştıracak ama esas olarak zamanın çoğu üniversiteye geçecek. Üniversite, akademik eğitim evet. yok. Peki. 3. sınıfa geçtiği zaman biz onu daha evvel görüştüğümüz, seçtiğimiz deneyimli, başarılı bir öğretmenin yanına öğretmen yardımcısı olarak vereceğiz. Orada bir sömestr öğretmen yardımcılığı yapacak. Yani şu iki görevi var öğretmen yardımcısının. Öğretmeni gözleyecek, sınıftaki öğretmeni. Dersi nasıl anlatıyor? Soruyu nasıl soruyor? İşte sınıf yönetimini nasıl yapıyor? Bunu gözleyecek. Gözleyerek öğrenecek. İkinci temel görevi ise o sınıftaki başarısı düşük çocuklara ders çalıştıracak. Yani öğretmenin benim dediği çocuklara. Faydalı bir model. Öğretmenin devlet okulunda mı yapıyorsunuz devlet hocam? Devlet okulunda. Öyle mi? Ve öğretmenine en temelden başlayacak. Bir sömestr böyle geçecek. Derslerin de bir kısmını o okulda öğretiyoruz. Mesela bu sömestr matematik bölüm başkanımız Zeliha Tunç orada hani bizim biliyorsunuz öğretim üyelerimiz de ders veriyor okullarda. Hı hı. Biz bu sene 4 tane matematik bölümü öğretim üyemiz Ayazda Ortaokulu'nda öğretmenlik yaptılar. 15 Eylül'de her şey, yani Zeliha Tunç Ayazda Ortaokulu çok şanslı. Yani Zeliha Tunç dediğimiz hocamız, yani Zeliha Tunç hocamız ODTÜ mezunu. Indiana Üniversitesi'nde master'ını yaptı. Doktorasını University of Georgia'da yaptı. 15 yıl kadar Amerika'da kaldı. Şimdi bizde yardım doçent. 5A şubesinde Ayazda Ortaokulu'nda 15 Eylül'de öğretmenliğe başladı. Haftada 5 matematik saat öğretmeni matematik öğretmeni olarak haftada 5 saat toplam matematik dersi var 5. sınıflarda. Evet. Tabii bir günde olmuyor. 3 güne yayılıyor. Haftada 3 gün oraya gitti. Toplam 5 saat ders verdi ve bu ders verme işi 17 Haziran'a kadar devam etti. Yani 1 yıl boyunca devam etti. Aynı şekilde diğer 3 öğretim üyemiz daha var. İşte Didem Taylan Boğaziçi birincilikle bitirmiş matematik öğretmenliği. Peki öğrenciler de hocam öğretim görevlilerinizle beraber bu derslere mi giriyorlar? Evet. Onların yardımcılığını yapıyorlar. Şimdi iki grup öğrenci var. Bir eğitim fakültesi öğrenciler var. Bunlar bazı derslerde zaten dersin gereği olarak gidiyor. Mesela benim dersimde her öğrencinin 15 saat gidip ders çalıştırması gerekiyor o okulda. Ama bu yani eğitim fakültesi için biz ayrıca
eğitim fakültesindeki, eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde okuyan ama gönüllü olan öğrencileri de topladık. Okul üniversite diye bir sosyal kulüp var bizim fakülte, üniversitemizde. Hmm. O sosyal kulüpteki yönetici öğrenciler onları organize ediyor. Onları yerleştiriyoruz biz okulda. Orada çocukları da ders çalıştırıyorlar. Ders çalıştırıyorlar. Hem de öğretmenliği öğreniyorlar aslında. Evet, uygulamalı bir hem, şekilde. Hem de katkı sağlıyorlar. Yani hem iki de okula boyutlu. Katkı sağlıyorlar. Ne güzel yani bir proje. Bizim matematik işte şeye gelince, 3. sınıfa gelince öğretmen yardımcısı olarak yerleştireceğiz. Bir yıl boyunca. 4'e geçince de aday öğretmen olacak. Yani 3. yıl çıraklık dönemi, 4. yıl kalfa dönemi. Tam ifade bu hocam. Evet. Dördüncü çıraklık yılda, eğitim alıyorsun, sonra kalfa oluyorsun, sonra da usta öğretmen evet, olarak mezun oluyorsun. Biliyorsun Türk kültüründe kalfa demek ustasının gözetiminde evet, öğretmeyi, o mesleği icra etmeye başlayan insandır. Bizim kalfalarda, aday öğretmenlerimizde artık sınıfın tamamını, son sınıfa sınıfın tamamının sorumluluğunu üstlenmeye başlayacaklar. Mesela bugün işte 1 saat üstlenecek o sorumluluğu, yarın işte 2 saat üstlenecek. Derken önümüzdeki hafta 1 gün, ondan sonra da tamamen. Yani çok, 18 çok haftanın 7 haftası fiilen öğretmenlik yapacak. Ben orada olacağım, onları gözleyeceğim. Sınıfın öğretmeni orada olacak, onu gözleyecek. Ve sürekli ona feedback vereceğiz. Hocam inşallah bu uygulama da yayılır. 2 tane güzel uygulamanız varmış 2 fakülteyle. Çünkü hani üniversite sanayi işbirliği cümlesi en sinir olduğum cümlelerden biridir. Çünkü Türkiye'de uygulanırlığı pek yok, sadece slogan şeklinde. Evet. Üniversite toplumu değiştirmesi gerekiyor ve MEF Üniversitesi ki projesi de bunu yapıyor. Evet, Alem Hanım, İnşallah bir cümle daha ekleyeyim buna. Biz sadece Ayazda Ortaokulu'nda yapmıyoruz bunu. Bir de MEF okulları var, bizim kardeş kuruluşumuz. MEF okullarında da öğretim üyelerimiz görev yapıyor, danışmanlık yapıyor. Co-teaching yaptılar, yani birlikte ders verdiler. Bireysel danışma hizmeti verdi, psikolojik danışmanlık bölümü öğretim üyelerimiz. Orada da çok sıkı bir işbirliğimiz var. Hep uygulamalı hocam. En güzel yöntem hani uygulayarak öğrenmek. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ve aydınlaşmasını da diliyorum. Böylece bir sürü çehreyi değiştireceğimize de inanıyorum. Arda hocam, 3+2 nedir? Eğitim modeliniz değişik bir model. Hızlıca onu alabilir miyim? Çok hızlı şöyle. 4 senelik lisans programlarının 3 senesini bizde okuyorlar. 3 sene. Evet. 4. sene ise anlaşacağımız Amerika'daki, Avrupa'daki, İngiltere'deki okullara gidiyorlar. 4. sene lisansı bitirmiş oluyorlar ama MEF diploması alıyorlar. Onun devamında 1 sene ya da 2 sene şeyine göre değişiyor, alanına göre. Bir sene daha o gittiği okulda yüksek lisansını yapıyor ve oradan yüksek lisans diplomasını alıyor. Yani 5 yılda hem yüksek lisans hem lisans diploması almış evet, oluyoruz. Böyle, avantajlı o zaman evet, bu. O zaman lisansı kendi buradan üniversiteden yüksek lisansını evet, Avrupa'dan almış oluyor. Ya da Amerika'dan bir üniversiteden almış oluyor. Ve 5 yıl yapmış oluyorsun. Evet. Normalde evet, baktığınızda en az 6-7 yıl. Bir süreci 5 yıla düşürmüş oluyorsun. Yani, bölümüne göre değişiyor. MEF Üniversitesi evet, tüm bölümlerde var mı tüm bu? Tüm bölümlerde var. Ya bütün fakültelerde var ama şimdi şöyle 3 yıl bizde okuyacak. 4. lisans yurt dışında okuyacak. Onu biz kabul edeceğiz, diplomasını vereceğiz. O zaman dönebilir istiyorsa 3+1 ile. Ama isterse yüksek lisansa devam edebilir. 5. yıl orada kalabilir ve yani 3 sene bizde, 3 yıl bizde, 2 yıl yurt dışında lisans ve yüksek lisans birlikte. Diplomasıyla geri dönebilir. Ve bütün bölümler, bütün fakülteler için bütün hepsi var yani. Eğitim ve İngilizce, İngilizce de biliyorsunuz. Bütün bölümlerde %100 evet, İngilizce var. Bir de hukuk fakültesinde %30. Diğer bütün fakültelerde İngilizce, bölümlerde. Eğitim fakültesine kaç kişi öğrenci alacaksınız? 100 öğrenci alacağız bu toplamda yıl. Toplamda 100 öğrenci. Bölümler. Ne İngilizce kadar burslu hocam? Hepsi burslu. İngilizce, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve matematik öğretmenliği bölümlerimize öğrenci alıyoruz. Tamamı burslu ama değişik oranlarda burslu. Yani %100, %75, %50. Hepsi internet sitesinde vardı zannediyorum. mef.edu.tr'den hepsini, çok soru yığıldı. Hepsini konuşma şansınız da yok, süre kısıtlı. Oradan inceleyin. Tanıtım günleri de devam ediyor. Hep tavsiye ediyoruz. Seçeceğiniz üniversiteye gidip görün, oradaki hocalarla konuşun. Vallahi. Telefonlarda dün 350 telefona cevap vermişler. Herhalde şimdi binlerce telefona cevap evet, vereceklerdi. Bize direkt mail atabilirler. Akıllı tercihten sonra. Evet. Peki Murat hocam, şimdi peş peşe 2 soru alacağım tercihle ilgili. Mehmet İşleyen İstanbul, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. İyi günler, buyurun Mehmet Bey. Ben kızım için arıyorum. Kızım Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu çıkışlı. Tamam. Şimdi biz sınıf öğretmenliği mi yoksa branş öğretmenliği mi konusunda bir tereddütümüz var. Sınıf ya da Fransızca öğretmenliği. Sınıf öğretmenliği mi yoksa branş öğretmenliği konusunda branş tereddütümüz var. Tamam. İki uzman isim var. Hemen soracağız onlara Mehmet Bey. Deniz Alkan İstanbul. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Buyurun. Size birkaç sorum olacak. Yani arzada sorsam olur mu? Hemen hızlıca, süre çok kısıtlı, bitmek üzereyiz. Buyurun. Birincisi, tercih listesi hazırlanırken bu yıl için kaç gün ilerisi, kaç gün gerisi yazılmıştır? Anlamadım sorum, soruyor Deniz Hanım. Bir daha alalım. Tercih listesi hazırlayalım. 136 listesi.
Deniz Hanım'ın telefonu sorunlu. Anladın mı soruyu? Ben soruyu anladım. Tamam. Peki ikinci soru? İkincisi MF1'de 136 bindeyim. Peki. MEF Üniversitesi'nde %70 burs geçen yıl %182 binle almış. Acaba kazanma şansım nedir? Tamam, MEF'liler burada sorarız. Üçüncü soru? Üçüncü sorum da eğer bursu kazanırsam %75 olur da dersten kalırsam bursum kesilir mi? Yani ücretli öğrenim mi göreceğim? Tamam, en çok akla takılan sorudur, onu da sorarız. Başka var mı? Bu kadar. Yok, sağ olun, çok sağ olun. Tamam, iyi şanslar diliyorum. Mutlaka bize yerleştiğiniz bölümleri de iletmenizi bekliyoruz. Şimdi ilk Mehmet Bey'in kızıyla ilgili. Önce Murat Hocam senin fikrini alayım. Şey demişti ya, sınıf öğretmenliği mi, branş öğretmenliği mi? Hep şunu konuştuk az önce. Okul bittikten sonra çalışacağımız alana bakıyoruz. Sınıf öğretmenliği yapacağımız görev nerede olacak? Bir ilkokulda olacak. Ve yaş grubumuz bizim işte 6 ile 10 arasında yaş grubuyla çalışacağız sınıf öğretmeni tamam. olduğumuzda. Branş öğretmeni olduğumuzda direkt level atlıyoruz, yukarı atlıyoruz. En düşük ortaokulda başlıyoruz ya da lisede yaş devam ediyoruz. Farklı. Yaş grubu farklı. Öğretmenliği hakikaten seven... yapabilecek olan, bu anlamda sabırlı olan birisi ise sadece yaş grubuna bakarak orada atama kısmını düşünmeden, ama o çok sonraki şu anda. Evet. Hangi yaş grubuyla anlaşabileceğini eğer düşünüyorsa buna karar vererek branş mı, sınıf öğretmenliği mi, bunda bir nokta koyması gerektiğini evet. düşünüyorum. Geçen yıl MEB'in yayınladığı lisede en çok atanacak öğretmenlerden biri de sınıf öğretmenliydi bu. Tabii ki. Yani ihtiyacın daha çok olduğu bir alan kesinlikle, sınıf öğretmenliği. Kesinlikle. Mustafa Hocam siz ne dersiniz bu konuda? Ben aynı şeyi Murat Hocam'la paylaşacağım. Evet. Önce ne iş yapacağına karar versin. Yani hayatının geri kalan kısmında ne iş yapmak istiyor? Çocuklarla mı çalışmak istiyor? Büyüklerle mi çalışmak evet. istiyor? Ona karar versin. Ondan sonraki kısımda bu iş tabii mezun olunca iş bulma en önemli soru. Bazı alanlarda öğretmen ihtiyacı devam ediyor şu anda. İşte bu alanlardan bir tanesi özel eğitim, bir tanesi psikolojik danışmanlık, bir tanesi İngilizce, bir tanesi sınıf öğretmenliği. Hı hı. Yani bu alanlar, yani tabii ilgi duyuyorsa bunlardan birini tercih etsin. Ama ilgi duymuyorsa ben sadece iş bulacağım diye böyle bir tercih yapmasın. Yapmaz, hep söylüyorum. Hayatlarının hocam. Geri kalan kısmında mutsuz olmasınlar. Peki. İkinci arkadaşın ilk sorusunu sen anlamıştın, ben anlamadım, evet, ona cevaplayacağız ama dur önce şey sorayım. MEF'e yerleşirse %70 burslu yerleşme ihtimali var mı diyor. 180 binlerde almışsınız geçen yıl. Onu, 136 bin. Herhalde matematik öğretmenliği için mi istedi? Şimdi şöyle bir şey var. 180 bin tabii yanıltıcı bir rakam. 10 binde vardı. 15 binde hı hı. vardı. Hani o tabii son sıraya bakmış. Mesela dün akşam gelen evet. telefonlar arasında 10 binlerde puanlar olan çocuklar aramışlardı. Ya yani şeye bağlı, o puanı takılmasınlar. Tabii ki bizde şansı var ama bence bu soru çok teknik bir soru. Yani bize gelsin, Murat danışmanlarımızla görüşsün. Ya da telefon ederek danışmanlarımızdan görüş alsın. Çünkü İstanbul'da gelebilir. Yani geçen yıl Maslak'tayız biz. Evet. Geçen yıl şöyleydi Alem Hanım, biz inşaat halindeydi binamız falan. Çok yeniydik ilk yılımız. Evet. Ama bu sene artık binamız var. Her şey oturdu. Sosyal medyada çok iyiyiz. Yani çok tepede sayılan bir üniversiteyiz. Bu sene puanlar biraz yukarı çıkacaktır. Evet, ama yine de şansı var 136 tabii, binlerde. Tabii tabii. Arda Hocam %70 bursa yerleşti. Hı hı. Sonra dedi ki diyelim ki bir travma geçirdi evet. çocuk. Bir şey oldu. Başarısız olabiliyor. Oldu o yıl. Kesilir evet. mi? Hayır, bizde 6 sene burslar tamamen akademik başarıdan bağımsız. Hani dersten kalsa da asla burs kesilme diye bir şey yok. Peki, ama mutlaka Maslak kampüsüne gidip birebir üniversiteli konuşmanı tavsiye ediyorum. Son bir dakika Murat Hocam. Jet hızıyla söylememiz tamam. lazım. 130 bin, 136 bin ya da 132 evet. bin dedi yanlış hatırlamıyorsam. Başarı, başarı sırası nereden başlayıp nereye kadar düşünmek gerekiyor? Şu andaki bütün taban puanları ve sıralamaların hepsi şu anda sıfırlanmış durumda. Neden? Geçen yıla ait. Evet. Biz tekrar oluşturacağız bunları. Ama hep önceki yılı baz alarak yaptığımız için 130 binlerde olan birinin tercihinde... 95-100 binden başlayıp biraz ütopik bir sıralama 155-160 bine kadar düşmesi gerekiyor. Ama 30 tercih yapacaksa bunun 18-20 tanesini 120-140 bin aralığında yapması gerekiyor. Peki. Bu şekilde yaparsa sağlam bir tercih olur. Tamam, yarın yine sizinle beraberiz. Peki. Sonra cevaplamaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür 40 dakika su gibi aktı. Evet. Çok önemli şeyler söylediniz. Çok güzel projeleriniz var. Umarım örnek olurlar. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sevgili arkadaşlar, 2015 ÖSYM kılavuzunu etüt ediyoruz. Birkaç teknik hatayı ÖSYM'ye sorduk. Onunla ilgili açıklama bekliyoruz. Sağlık mesleksizliği arkadaşlarım stajdaymış. Onlar biraz kaygılı. Onu da ÖSYM'ye sorduk. Açıklama bekliyoruz. Yarın bu ekrandan açıklama yapacağız. Bugünlük bu kadar. 40 dakika bitti. Sorular yığıldı. Önümüzdeki yarın saatimizi duyuracağız. Ya bu saati ya 13.15'te sizlerin karşısında olacağız. Bekliyoruz. Bugünlük hoşçakalın.
akıllıterci.com akıllıterci